mensupları, değerli partili yol arkadaşlarımız. Tabii partimizde bir kongre sürecini yaşıyoruz. Bu kongre süreci çerçevesinde bugüne kadar tabii bütün ilçe kongrelerimizi sağlıklı bir şekilde, demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerle tamamladık. Dolayısıyla yeni göreve gelen arkadaşlarımız var. Daha önce görevde bulunup görevi devreden, bırakan arkadaşlarımız var. Ben bugüne kadar ilçe yönetimlerinde öncelikle görev yapmış olan bütün partilerimize bu görevlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii partiyi bugünlere taşıyan herkese de buradan bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Şimdi yeni seçilen ilçe başkanlarımıza, ilçe yöneticilerimize de bu onurlu mücadelede, bu yolda başarılar diliyorum. Tabii değerli arkadaşlar, bizim partimizde kongreler başka partilerin kongreleriyle kıyaslanamayacak kadar önemli. İçinde geçtiğimiz şartlar göz önünde bulundurulduğunda bizim kongrelerimiz çok daha anlam ifade ediyor, çok daha önem ifade ediyor. Dolayısıyla bu bilinçle, bu çabayla bu kongrelerimizi tamamladık. Çünkü şunun için söylüyorum, önümüzdeki süreçte gerçekten Türkiye'nin birikmiş olan sorunlarını çözebilecek bir yapının, bir anlayışın mutlaka iktidara gelmesi gerekiyor. Ve bizim kongrelerimizde de geleceği göğüsleyebilecek, geleceği kucaklayabilecek yapıların mutlaka oluşturulması gerekiyor. Sadece yönetim kadroları anlamında değil, elbette ki politikalar anlamında da, izleyeceğimiz yol anlamında da bunu ifade etmekte fayda var. Tabii şimdi bütün ilçe kongrelerimizden sonra İl kongremizi gerçekleştirerek Malatya'da kongrelerimizi tamamlamış olacağız. İlçelerde ortaya koyduğumuz demokratik yapıyı, yarışı il kongremizi de partilerimiz ortaya koyacaktır. Bunda hiç şüphe duymuyoruz. Partilerimizin her zaman sağduyusuna, delegemizin, üyemizin her zaman sağduyusuna, her zaman en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Malatya'ya yakışır bir kongre yapmak istiyoruz. Bu açıdan bütün Malatyalıları, bütün halkımızı 23 Aralık Cumartesi günü, bu hafta sonu 2. Ordu Karşısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Asbay Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda yapılacak il kongremize bütün Malatyalıları, bütün dostlarımızı davet ediyoruz. Tabi bu demokrasi şölenini yaşamaları açısından da bu davet önemli. Burada tabii Genel Başkan Yardımcımız Sayın Veli Ağbaba katılacak. Bununla birlikte Milletvekilimiz Sayın Murat Emir katılacak ve başka milletvekillerimiz de katılacak. Ama şu anda kesinleşenleri sizlerle paylaşıyorum. Ve bu kongrede yarışacak adaylara da başarılar diliyorum. Yönetimlere başarılar diliyorum. Tabii şu anda il yönetimimiz de şu an itibariyle elbette kongrede görevini devredecek. Ben il yönetiminde birlikte son dönemde çalıştığım her arkadaşıma da katkılarından dolayı, bizle birlikte omuz omuza bu mücadele verdiklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bundan sonra söz il delegelerimizde, kongremizin değerli üyelerinde. Bizde kongreler en üst karar organıdır. O kongrede ne karar verilirse, hangimize hangi noktada ne görev verilirse partimizin emrinde olacağımızın da bilinmesini istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Siz böyle dediniz, partimde bana çaycılık da verilse ben bu görevi yaparım dediniz. Ama 13 ilçe ilçe başkanıyla birlikte meclis üyelerinin zor zoruna ikna edildiniz adaylık konusunda. Bu konuyla ilgili neler söylersin? Neden zor zoruna bir ikna ediliş oldu bu? Şöyle, ben başta da ifade etmiştim. Bizim partide herhangi bir göreve aday olunmaz, aday gösterilir. Ben bu 3. dönem yarışacağım. Dolayısıyla önceki 2 dönemde hiç adaylık açıklaması yapmadım. Dolayısıyla partili arkadaşlarımız, partinin kademeleri, örgüt kademeleri, yetkili organlar bizi nerede görmek istiyorsa orada görev yapmaya çalıştık. Bu kongre öncesinde de hem ilçe başkanlarımızın, hem belediye meclis üyelerimizin, hem de önemli sayıda imza vererek delegelerin bize bir çağrısı oldu. Bu çağrıya elbette cevap verdik. Hafta sonu yapılacak kongrede bu çağrı doğrultusunda örgütün adayı olmaktan da onur duyarak orada il başkan adayı olarak yarışacağım. Teşekkür ediyorum.